Merhabalar, Sporosfer TV ekranlarına hoş geldiniz. Podcast serimizin 5. bölümünde sizinle beraber bugün Macaristan Grand Prix'sini özel beraber değerlendireceğiz. Hoş geldin Özer, nasılsın? Merhaba, merhaba Tevfik, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Umarız izleyicilerimiz de iyidir. Benim bir haftalık bir yayın aram olmuştu. Tekrardan burada olmak, seninle ve izleyicilerimizle olmak çok güzel hissettiriyor. Bugün de güzel Hoş bir geldin abi. yarış izleme şansımız oldu. Teşekkür ederim. Hoş buldum. İstersen bugün bir asıl bu hafta içerisinde olan gündem başlıklarımıza başlayabiliriz. Bugün aslında bu Evet. hafta içerisinde bütün Formula 1 severlerin çok üzüldüğü, hatta yıkıldığı bir haber almış olabiliriz. Vettel'in sezon sonunda Formula 1'den emekli olacağına dair yayınladığı bir video vardı. Oldukça hüzünlü ve hepimizi üzen bir videoydu. Ama aslında hepimizin anlayışla karşıladığı bir videoydu. Çünkü ailesi ve günlük hayatında olan ihtiyacını, sosyal ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine dair artık bir videoydu. Kısaca istersen Vettel'in bir kariyerinden bahsetmek istiyorum. Vettel 4 kere Formula 1 dünya şampiyonu olmuş bir isim. Ve aynı zamanda Formula 1'in en genç dünya şampiyonu olmuş da bir ismi. En son birinciliğini ve muhtemelen kariyerinin en son birinciliği de olabilir. 2019 Singapur Grand Prix'sinde almış oldu. Vettel her Formula 1 izleyicisi için ayrı yeri olan bir isimdir bence. Sen nasıl değerlendiriyorsun Sebastian Vettel'i? Evet, kesinlikle. Ya ben Vettel'in ilk ya haberi aldığım andan biraz bahsetmek istiyorum. Ben, sen de biliyorsun, dışarıdaydım ve bulunduğum yerde internet çekmiyordu. O yüzden haberi dünyanın geri kalanından biraz geç almış oldum. Evet. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim işte bizim grup var, başka bir Formula 1 grubu var, arkadaşlarımın içinde oldum. Oradaki mesajlara bakmadan Instagram'da sadece şunu gördüm. Fettel Instagram hesabı açmıştı ve onun bir lafı vardı. Ben sadece emekliye ayrıldığımda Instagram açarım demişti. Onu gördüğüm anda ben zaten şey oldum. Eyvah, eyvah oldum yani böyle. Geldi o an Geliyor. dedim. Açtım, videoyu gördüm, videoyu izledim ve ya tabii çok hani yani gerçekleştiğini görene kadar insan hep bir belki diyordu kendisine. Çünkü bu sezon hepimiz Vettel'in emekliye ayrılma ihtimalinin son derece büyük olduğunu biliyorduk. Ama hala kafamızda bir belki vardı. İşte belki McLaren'e gider, belki Aston sezonun sonuna doğru toparlar, Vettel devam etmek ister gibisinden. Ama görünen o ki Aston Martin bu sezon kötü ve hani bir hayal kırıklığı oldu Vettel için de. Belki de bu 2 senede Aston Martin Vettel'in beklentilerini kesinlikle karşılayamadı. Kendi beklentilerini de karşılayamadılar ve bu Vettel'in muhtemelen emekliliğe doğru iten bir durum oldu. Çünkü 4 kez dünya şampiyonu, senin söylediğin gibi bu sporun görmüş olduğu en genç şampiyon. Öyle bir adamı gridin gerisinde sadece yarışmak için çok tutamazsınız. Yani zaten zirveyi görmüş bir insandan bahsediyoruz. Onların öyle arkada amaç, yani tırnak içinde amaçsız kalmaları çok mümkün değil öyle insanlar için. Yani belki Alonso çok istisnai görünüyor burada ve belki o da Renault'a, Alpine'in el planına güvenmese o da dönmeyebilirdi. Bu insanların öyle geride kalması, rekabet etmemesi aslanın pençelerini sökmek gibi bir şey oluyor onlar için. Ama Vettel yakın zamanda bizim için tabii ki çok ikonik bir sporcu olarak kalıyor. Özellikle son yıllarında biraz da rekabetçiliğinin azalmasıyla gelen bir özelliğiydi bu. Biz onun Formula 1'deki rekabetçi karakteri dışındaki özelliklerini gördük. Dünyayı önemseyen, içindeki o sosyal adalet mücadelecisini, çevreyi önemseyen, ekolojik kişiliğini Kesinlikle. gördük ve bu Formula 1 için önemli bir elçi oldu. Vettel bence şu an Formula 1'in sahip olduğu en önemli iki iyi niyet elçisinden birisi diyebiliriz ve bu konuda harika bir iş yaptı Sebastian Vettel. Herkes için Kesinlikle. örnek bir Formula 1 sürücüsü, örnek bir sporcu oldu. Ve bunun yanında kendi videosunda bahsettiği gibi, yani artık hayattaki Formula 1 dışındaki ilgilerine yönelmesini de anlayabiliyoruz. Çünkü Formula 1'deki son yılları artık Vettel için birazcık kötü olmuştu. Ben belki sadece şunu söyleyebilirim onunla ilgili. Yakın tarihteki insanların birçoğu Vettel'i şu an sahip olduğu Formula 1 dışı kişiliğiyle hatırlayacak ve bu çok güzel bir şey. Vettel burada harika bir iş yaptı. Ama belki biraz daha geçmişe gidecek kadar Formula 1 hafızası olan izleyicilerimiz Vettel'in zamanında ne kadar dişli, ne kadar yırtıcı bir rekabetçi olduğunu da hatırlayacaktır. Bence Vettel'in yani bu son kariyerinin son 3 sezonu, yani ben Ferrari'deki son sezonu da alıyorum buraya. Bu son 3 sezonu tabii ki de bir şampiyona yakışmayacak. Yani bir şampiyonun portfolyosunda kötü gözükecek şekilde geçti. Ama bence Evet. yıllar aradan geçtikten biz bu 3 yılı değil, Vettel'in Vettel olduğu dönemlerle hatırlayacağız ve
ne olursa olsun Vettel Formula 1 sporuna çok fazla ikonik an yaşatmış birisidir. Yani benim için hala hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak ve birçok kişinin de aklımdan çıkmayacak olan o 2013 Malezya Grand Prix'sinde Mark Webber'i takım emrine rağmen geriden gelip geçti ve dedi ki I was faster, I passed him and I won. I was racing, I was faster, I passed him and I won. Yani bu bence Formula 1'de ya ben bundan daha ikonik bir söz bilmiyorum, öyle söyleyeyim en azından. Evet. Çok ikonik sözlerden biriydi. Ferrari ile de yine ilgili aynı zamanda çok ikonik bir sözü vardı. Herkesin Ferrari, gizliden bir Ferrari hayranı olduğuna dair. Evet. Yani gerçekten hepsi Monza ve bundan sonraki Formula 1 pilotluğu haricindeki hayatta da bence dünyamıza da çok şey katacak, çok değerli bir isim. Onun evet. O istekleri, arzuları da bence artık bu yaşa gelmiş ve yıllardır bu spora ömrünü vermiş bir insan için bence yerinde istektir. Ama yine de insanların hakkında yine bir dönüş acaba olur mu? Böyle efsane pilotlar ayrılınca kendilerine iyi geleceğini düşünüyorlar ama bir boşluk oluyor ki sanırım geri dönen isimler oluyor. Alonso'yu. Yani Alonso'nun dönüşü gibi, Schumacher'in dönüşü gibi. Evet. Kesinlikle. Yine olur mu diye düşünmeden edemiyoruz. Çünkü gerçekten herkesin çok sevdiği bir isim aynı zamanda. Sebastian Vettel. Vettel'in ayrılışıyla beraber tabii ki de artık Aston Martin'de yeri doldurulması da gerekiyor. Malum akışkan bir spor ve biri gider biri gelir mantığında artık yeni genç pilotlara da artık şans verilecek. En büyük adaylardan biri konuşulan bunlardan biri Mick Schumacher. Yine bir Aston Martin'in Alman bir pilot alma isteğine dair söylentiler var. Mick Schumacher şu an Haas'ta kariyerde kötü gitmiyor. Açıkçası son zamanlarda da gayet açıldı. Güzel puanlar da almaya başladı. İlk puanını da aldı geçenlerde. Ama aynı zamanda şöyle bir şey var. Mick Schumacher Ferrari'nin de pilotu. Yani Ferrari mesela izin verecek mi? Ayrılmasına onay verecek mi? Bu da bir şüphe. Sence Mick Schumacher'in Aston Martin kariyeri olur mu? Olursa nasıl sonuçlanır? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bence Schumacher'in isminin çıkma sebebiyle biraz başlayabiliriz. Schumacher'in isminin çıkmasının ana sebebi tabii ki de yine Vettel'in kendisi. Çünkü Vettel onu yani kanadının altına aldı ve yetiştirmeye çalışıyor. Yani bu zaten çok gizli olan bir şey değil. Yani Mick de ona sürekli övgülerde bulunuyor ve Vettel de Mick'i çok övüyor. Dediğim gibi Mick'in... Evet ya yani bence zaten çok anlaşılabilir bir şey ya ve ben bunların arasındaki o bromance demek lazım galiba. Ben hani ona bayılıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bu yeni F1 Drive to Survive'da muhtemelen işlerler bunu. Ya yani ben Netflix'in kesinlikle böyle bir madeni kaçıracağını çok düşünmüyorum. Ama yarışma kısmına dönersek evet Schumacher son zamanlarda daha iyi yarışlar çıkardı ama mesela bugün de Haas'lar o kadar iyi değillerdi. Bence beklentinin altında kaldılar. Ben Schumacher'in hala bir sürücü olarak çok kendisini Formula 1'in içine perçinlediğine inanmıyorum. O yüzden Aston Martin ne kadar onu düşünebilir? Orada bir muammam var. Ama öteki yandan dediğim gibi Ferrari ile kontratı var. Ama Ferrari'de de bakarsak şu anda Carlos Sainz ve Leclerc'in uzun süreli kontratları var. Bence bu da zaten biraz Schumacher'e şunu demek oluyor. Sen bizim kısa veya orta vadeli planlarımız arasında değilsin. Yani böyle bir durumda da pilotun inisiyatifi kendi eline almasını bekleyebiliriz. Ama o zaman ya bence asıl soru şu olabilir. Yani Schumacher'in Aston Martin koltuğu için aday olmasında şimdi Haas'lar yani bu sezon Haas daha hızlı bir araç sayılabilir belki Aston'dan. Ama Aston'un gelecek için daha büyük bir potansiyeli var. Fakat Aston Martin'de şöyle bir durum var. Aston Martin'in bir tane sürücüsü şu anda Formula 1'de yeri belki de en korunaklı olan sürücü. Lance Stroll. Yani evet. Takdir edersiniz ki bilmiyorum dinleyicilerimiz bu konuda ne düşünür. Ama bence Stroll'ün yeri değişmez abi. Böyle bir durumda da Aston Martin'in evet yani Aston Martin'in yani sürücü ihtiyacı aslında çok spesifik. Yani Aston Martin Stroll'ün yanında ikinci adam olacak değil, liderlik edecek birisini arıyor. Aston'un ihtiyacı olan o karakterde bir sürücü. Evet. Vettel öyle birisiydi. Ondan önce bence Checo da kesinlikle öyle birisiydi. Ve bence şimdi de ona ihtiyaçları var. Bence burada soru o zaman Schumacher'le ilgili şu oluyor. Schumacher bu takıma gelip liderlik edebilir mi? Ben bundan o kadar emin değilim. Ama kesinlikle önemli adaylardan birisi. Ya ben kendi adayımı belirtmek istiyorum. Dinleyicilerimizde eğer farklı adayları varsa lütfen belirsinler onlar da. Benim kendi adayım açıkçası şu anda marketin de biraz kuruluğunu düşünerekten. Ben Nico Hülkenberg diyeceğim. Ben Hülkenberg'in önemli bir aday olduğunu düşünüyorum. Hülkenberg dememin sebebi de zaten ekranda geliyor bu arada. Onu da hemen detaylandırmadan bahsedeyim. Sitemizde Hülkenberg'le ilgili önemli bir yazı, güzel bir yazımız var. Burhan Doğangil'in yazdığı. Dinleyicilerimize ilgilerini çekiyorlarsa okumalarını kesinlikle öneririm. Hülkenberg'i söylememin sebebi
Çok değerli arkadaşım, değerli bir arkadaşım onun çok güzel sesinin taklidini yapar, o Ricardo'nun söylediği gibi Hülkenberg'i. Onun dışında bir sebepten ötürü diyeceğim ben. Yani bence şu anda piyasa kuru, piyasada çok fazla iyi bir pilot gözükmüyor. Daha doğrusu Aston Martin aradığı nitelikte bir pilot gözükmüyor. Hülkenberg bence hala hızlı olduğunu sezonun başında Vettel yokken gösterdi. Vettel Covid'den ötürü kaçırmıştı sezonun başını. Bence bir sezonu Hülkenberg'le geçirip o sezonda yine biraz aracı kalkındırıp yeniden bu Force India zamanındaki gibi bize bir potansiyel vadeden haline gelip 2024-2023 zamanında daha yüksek bir isme atılım yapmayı deneyebilir Aston Martin diye düşünüyorum ben. Kesinlikle ben de katılıyorum. Aynı zamanda ekranda gözüken Sportsfer TV'nin Instagram ve Twitter hesaplarını takip ederseniz de çok seviniriz. Hülkenberg'in yazısında linkini birazdan chat'e ileteceğiz. Buğran Doğangil'in üzerinde dediği gibi çok kıymetli bir yazısı. Onu da okursanız çok seviniriz aynı zamanda. Sıradaki bu hafta içerisindeki bir önemli diğer başlığımız da Porsche'un Red Bull'un %50 hisselerini almış olmasıydı. Bu sporun içerisinde artık büyük markalar tekrardan bir atılım gerçekleştiriyorlar. Audi'nin de yine bu konularda bir girişimleri var. Bu konuda yatırımlar da artacaktır ve spora ilgi de tabii de artacaktır. Fakat sence Porsche'nin Red Bull'un hisselerini, %50 hisselerini almasıyla beraber Red Bull'un gidişatı geleceği nasıl olacaktır? Ekstra bir değişiklik öngörüyor musun? Ona girmeden Alihan Beydeş'in bir yorumunu gördüm ben, onu söyleyeyim. Evet, 2010'ların başında kimse Vettel'i sevmiyordu. Yani Vettel'i şu anda üzülenler etmedikleri küfürü bırakmadı demiş. Çok doğru, çok doğru. Ama bu zaten çoğu sporda böyledir. Kazandığın zaman seni seven, yani senden nefret eden çok insan olur. Bugün mesela Lewis Hamilton'dan çok fazla nefret eden insan var. Ama bundan 10 yıl sonra hiçbirimiz Hamilton'ı, Vettel'i kötü hatırlamayacağız. Bu sporun görmüş kesinlikle olduğu en büyük isimler olarak hatırlayacağız. Yani Schumacher'in de bundan farklı bir durumu yoktu. Yani Schumacher'de 90'ların veya 2000'lerin o kadar sevilen bir pilotu değildi. Hakkında çok fazla tartışma. Bence Hamilton'dan daha kötü durumdaydı. Abi evet, olabilir. Yani kesinlikle. Yani bu birazcık işte yani meyve veren ağaç taşlanır gibi bir şey bu. Onu söyleyebilirim. Evet. Senin söylediğin gibi Porsche üzerine girebiliriz. Orada şöyle bir durum var. Şimdi uzun bir süredir Red Bull ve Porsche'nin resmiyete dökülmeyen ama planlanan bir ortaklığı olduğunu biliyoruz. Bu hala resmiyete dökülmedi. Bunun şöyle enteresan bir gündemi oldu. Bu ilk haberi Motorsport Total diye bir Alman sitesi çıktı. Faslı bir kaynaktan aldıkları bir dokümanı yayınladılar ve o doküman şununla alakalıydı. Red Bull ve Porsche'nin ortaklığının detaylarını anlatıyordu. Porsche'nin Red Bull'dan %50 hisse aldığını ve birleşmelerinin detaylarını anlatıyordu. Kimse başlangıçta Porsche'nin %50 hisse almasını beklemiyordu. Daha çok Honda Red Bull tarzı bir ortaklık bekliyorlardı. Yani Porsche'nin güç ünitesi üretiminde katkı sağlayacağını düşünüyorlardı. Ama oradaki dokümanın kaynakları bize şunu gösteriyor. Bu durum öyle olmayacak. Tam tersi Porsche çok daha derin bir yatırım yapıyor. Yani tepeden uzaktan gözükmeyecek. Çok daha işlerin içinde olacak. Ve aynı zamanda aslında beklenenin aksine motor güç ünitesini üreten de Porsche olmayacak. Güç ünitesini üreten Red Bull'un kendi teknolojik, yani Red Bull Tech mi diyorlardı ona? Yani Red Bull Technologies olacak. Porsche'nin burada Red Bull'a sağlayacağı katkı hem finansal olacak, aynı zamanda da kendi fabrikalarında kendi altyapıları üzerinden sağlayabilecekleri kaynak olacak. Aslında bu çok mantıklı. Çünkü Porsche'nin böyle hazırda bir teknolojisi yok. Ve biliyorsun yani takdir edersiniz ki Formula 1 motorları şu anda sahip olduğumuz en kompleks motorlar. Herhangi bir üreticinin şu anda bir altyapısı olmadan gelip sıfırdan bir üretime girmeyi denemesi o üretici adına çok zor olurdu. Ama evet, Red Bull Powertrains, Alihan Beydeş yazmış, teşekkür ederim. Yani bu şekilde bir ortaklığın sağlanması aslında iki taraf için de çok mantıklı. Çünkü biz her zaman Red Bull'u nasıl görüyorduk Honda'ya kadar? Hatta Honda da dahil olabilir buna şu ana kadar. Red Bull her zaman bir motor üreticisine bağlıydı. Vettel'in zirve yaptığı dönemlerde bu Renault'du. Hibrit motora geçtik. Evet. Başta yine Renault vardı ama Renault batırdı, araları bozuldu. Ondan sonra Honda oldu. Artık Red Bull dizginleri kendi eline aldı ve burada dizginleri kendi eline alırken de ona iyi yardımcı olabilecek. Yani dizginleri birine bırakmıyor ama ona iyi yol gösterebilecek harika bir ortak getiriyor ve motor sporları tarihinin belki de en köklü markalarından bir tanesini getiriyor. Yani biz Porsche'yi Formula 1'de olmadığından ötürü belki çok Formula 1 izleyicileri yabancı kalabilir ama Porsche motor sporları denince
Ferrari ile beraber gelebilecek marka olabilir. Tabii aynı zamanda Formula 1 aracı Porsche'nin kendi ayrıca sadece Porsche araçlarıyla yaptığı bir yarış turnuvası da var. Evet, GT serisi yani. Var. Ayhan Can Güven önemli bir temsilcimiz orada. Çok başarılı bir motosporcu. Formula 1'e girmesi de bence ayrıca bir heyecan verici. Umarız ki sporun geleceğine de katkıda bulunur. Evet. Orada tabii şunu da söylemek lazım. Bu daha resmileşmedi. Resmileşmemesinin sebebi de bu girişler, bu potansiyel giriş 2026 yılında olacak. Çünkü 2026 yılında Formula 1 yeni bir motora geçecek. Yeni bir motor yönetmeliğine geçecek. Ve bu motorun şu anda olduğundan daha elektrik enerjisini kullanacağı, daha çevre dostu olacağı öngörülüyor. Aynı zamanda kullanacağı yakıtın da daha yenilenebilir olması öngörülüyor. Bunlar farklı markaların, farklı otomobil markalarında Formula 1'e çeken öncü unsurlar. Porsche bunlardan bir tanesi, diğeri de Audi. Ve ikisinin de Formula 1'e girişi temel olarak birbirinden farklı gibi duruyor. Audi'nin Sauber'i, yani şu anda Alfa Romeo'nun olduğu takımı alması bekleniyor ve bir fabrika takımı haline gelmesi bekleniyor Audi'nin. Porsche'nin de Red Bull'la böyle bir ortaklığı öngörülüyor ama bunlar daha resmileşmedi. Bunun resmileşmemesinin sebebi de 2026'nın motor yönetmelikleri daha kesinleşmedi. Ve o kesinleşene kadar burada her şey değişebilir. Eğer FIA'nin getirdiği yönetmelikler Porsche'nin, Audi'nin beklediği standartlarda olmazsa bu devler çekilebilir. Ama bu kadar yakına gelmişken böyle iki büyük otomobil markasını, böyle iki motor sporları markasını kaybetmek Formula 1 için bir fiyasko olur. Kesinlikle katılıyorum. İstersen artık bir Quali aşamasından bahsedelim. Çünkü Russell açısından geçen senenin puan alsın diye 1001 aylarca beklediğimiz Russell artık ilk polini almış oldu ve Formula 1 tarihindeki 105. pilot oldu bunu başaran. Q3'te Verstappen'in bir motor arızası oldu. Aslan'a başlayalım bahsetmek gerekirse Hamilton'da bir arka kanat problemi oldu ve bir DRS problemi olduğundan da bahsetmişti. Yine bugünkü yarışın sonucunda da daha iyi bir performans gösterebileceği dair bir demeci olmuştu. Russell ve Kuvara açısından nereden bahsetmek istersin? Ya ben yine yorumlarda gördüm. Türker abinin bir yorum olmuş. Latifi'yi nasıl hatırlayacağız diye. Abi Latifi muhtemelen biz değil duvarlar hatırlar. Öyle de kalsın. Reis için söyleyebileceğim şey o. Diğer soruda sevgili Kaan Çiftçi başında olmuş. Muhtemelen Red Bull Porsche olur. Onu detayı, yani o çok minor bir detay. Onu zamanı gelince görürüz ama %50 alıyorlarsa isimde olurlar. %100 olurlar öyle diyeyim yani. Bir araç tasarımı da olmuştu internet sosyal medyada. Evet, onlar biraz şey hayran kreasyonları. O yüzden şimdi aynen. Onlara bir şey diyemiyoruz ama bence evet, yakışmış. Bayağı yakışmış. Abi zaten ya Red Bull'la Porsche'nin yan yana gelmesi gerçekten mükemmel bir birliktelik. O öyle duruyor. Evet, yani dosta güven, düşmana korku salan türden bir birliktelik olabilir kesinlikle. Onu öyle söyleyip Quali'ye dönebiliriz. Evet, Quali'de Verstappen'in bir motor arızası oldu Q3'te. Q3'ün hatta ortalarında oldu. Çok öyle ilerlememiştik bile. Verstappen iyi bir tur hatta hiç tur atamadı diye hatırlıyorum. Ben emin değilim ondan şu anda. Evet, Hamilton'ın yine arka kanatla ilgili problemi oldu. O da sonlarda tur atamadı. O başta bir tur atmıştı, sonda atamadı. Perez Q3'e kalamadı. Onun Q3'e kalamamasının biraz ilginç bir hikayesi oldu. Q2'de bir tur attı. Onu Q3'e alacak kadar iyi gibi duruyordu. Sonra Q2'de oturup pist limitlerinden ötürü silindi. Ama sonra bir daha kontrol edildiğinde o turu geri verildi. Ama o turu geri verildiğinde de artık onu Q3'e atmaya yetmiyordu. Ve Perez bir sonraki turunu adam gibi atamadı çünkü trafiğe sıkıştı. Böyle Perez'in bazen zaten enteresan quali problemleri oluyor. Tamamen ondan kaynaklı olmayan ama böyle enteresan aksaklıkların bir araya geldiği ve onu kötü gösteren quali'ler oluyor. Bence bu da öyle evet. Bir tane oldu. Russell'ın quali'sinden bahsetmek gerekirse öne çıkacak ve konuşulması gereken çok başarılıydı. Ben yani quali'nin yayını sırasında yayıncı kuruluşta o turunu onboard'dan göremedik Russell'ın turunu. Ben sonrasında Formula 1'in Twitter'ından bulup izledim. İzlemeyenleri de izlemelerini öneririm. Yani gerçekten Sainz ve Leclerc'le karşılaştırdığımızda çok daha yumuşak ve akan bir sürüşü olduğunu görüyorsunuz o tur özelinde ve hiçbir mor sektör yapmadan birinci geldi. Ki yani o da çok sık rastlamadığımız bir şey. Oldukça enteresan oldu ve Mercedes bu sezonun ilk polini ve Russell da kariyerinin ilk polini aldı. Ki Russell geçen sezon Williams'te yarışırken kariyerindeki ilk puanları da Macaristan'da almıştı. Macaristan'ına evet. Yine bir ilk yaşattı diyebiliriz. Kesinlikle. İstersen artık bugünkü yarış heyecanından biraz bahsedelim. Yarışın evet. Başından bahsetmek gerekirse aslında Russell açısından güzel bir çıkış oldu diyebiliriz.
Sainz'in güzel bir atağı oldu ama Russell Mercedes de güzel bir çıkış yakalayarak sırasını kaptırmamış oldu. Albon'un bir kanadı kırıldı. Bundan dolayı bir sanal güvenlik aracı uygulandı ve 3. turdan sonrasında devam edildi ve bu sanal güvenlik aracı sonrasında ortalama bir 2,5 saniye kadar farkı açmıştı Russell. Onun için aslında güzel de gidiyordu. Bu şekilde arka sıralarda değişiklikler oldu. Sence Mercedes ve Red Bull'un Hamilton'ın çıkışları da yine aynı şekilde güzeldi. Çıkışlar iyi oldu mu? Beklendiği gibi mi oldu? Ferrari bir hayal kırıklığı oldu mu sence? Onu sormak istiyorum öncelikle. Ferrari startta bir hayal kırıklığı olmadı. Ferrari yarışın devamında bir hayal kırıklığı oldu. Ona oraya geliriz. Oraya yine geliriz. Ben evet. Dertli tifosileri yorumlara bekliyorum. Yani yarışın başı için şunu diyebiliriz. Russell softlarla başlıyordu. O yüzden bence birincilik pozisyonunu koruması onun için, Mercedes onun için oldukça kritikti. Evet. Sainz onu bir zorladı ama Russell orayı tutabildi. O Russell için çok büyük, önemli, değerli bir artı oldu. Orayı kaybetmiş olsaydı softlarla çıkmış olmanın olduğundan ötürü bir dezavantaja düşebilirdi. Önündeki, arkasındaki medium onu geçseydi. Startta bir diğer dikkatimi çeken kişi benim Hamilton oldu ama Hamilton şu şekilde dikkatimizi çekti. Harika startının, yani kendisi kötü bir start almadı. Onu yine onu söyleyeyim. Ama evet, birileri kendi aralarında çekişirken Hamilton boşluk buldu. Şey oldu, o da Alpine'ler oldu. Ocon ve Alonso kendi aralarında çekişiyordu. Startta Ocon otomatikman Alonso'yu kapadı. Kapıyı onun önüne kapadı. Ve ondan aslanlar sonra bir yapıyordu. Aynen öyle. Ve ondan sonra Hamilton oradan fırladı. Bu bana aslında şeyi hatırlattı. Geçen senenin Abu Dhabi olması lazım. Şu an Abu Dhabi Grand Prix'si olması lazım. Bu hani Ocon kırmızı bayraklarla falan bir öne geçmişti birdenbire. Orada da şey olmuştu. Start yeniden alındığında Hamilton sanki sadece Verstappen varmış gibi hiç umursamadan otomatikman kapıyı kapadı bir tarafa ve oradan Ocon birden fırlayıp onların önüne fırlamıştı. Bu da biraz onun bu da bence biraz onun gibi oldu. Ama bu sefer tabii Hamilton kaybeden taraf değil, burada kazanan taraf oldu. Alpine'lerin kendi arasında kötü bir çekişmesi vardı. Startta o Hamilton'a büyük avantaj getirdi. Sonra da dediğin gibi arkalarda bir temas oldu. Albon ön kanatı kırdı. Ona işte teknik bayrak sallandı. Bu siyah turuncu, ortası yuvarlak olan. O öyle bir pite girdi ama start olarak onu söyleyebiliriz. Startın kazananları Mercedes'ler oldu bence. Evet. Kesinlikle. Daha sonrasında pitler açısından ise hani 15. turda Norris aslında bugünün gizli potansiyelli pilotlarından biriydi ama o da ön sıralardan son özellikle son turlarda uzak kaldı. Onda 15. Turda bir pite oldu ve orta hamur geçmiş oldu. O da aynı şekilde. 15. turda aynı şekilde Russell, Sainz ve Leclerc sıralaması vardı. Herhangi bir değişiklik yoktu. Ama 2 tur sonrasında Russell bir pite girdi. Erken bir pite atladı. Aslında ondan öncesinde sanırım Sainz'di. Sainz'a pite gelmesi söylendi ama Russell gelince sanki Ferrari orada bir vazgeçti. Burayı sanırım öyle oldu. Ya orada tabii şimdi biz hani radyo mesajlarını simultane almıyoruz. O yüzden orada emin olamıyor insan ama biz de Sainz'a box mesajı çıktıktan sonra Russell'ı gördük pite girerken. Öyle olunca Sainz devam etti. Orada herhalde Russell'ın devam ettiğini görünce Sainz'ı daha geç pite almak istediler. Ama o aralarda büyük bir fark olmadı. Bence zaten Ferrari'nin bir numaralı hatası o oldu. Yani medium takan Sainz soft takanlarla aynı pit aralığında pite girmiş oldu. O zaman pite giriyorsan baba sen niye soft takmıyorsun? Yani akıllara gelecek ilk soru bence bu oluyor birazcık. O başlangıç kısmında onu söyleyebiliriz. Russell'ın dönüşü bence, dönüşüyle ilgili şöyle kritik bir olay benim dikkatimi çekti. Pitten döndüğünde o Alpine'lerin arasında döndü ve geçilmedi. Hatta yakın hızlı şekilde Ocon'u takeover yapabildi. Yani Ocon'u geçmeyi başardı. O bence Mercedes açısından önemli bir gelişmeydi. Çünkü biz genelde Mercedes'lerin tek turlarda, pitlerden çıkışlarda araç lastiklerini hızlı ısıtamadığını, lastiklerden iyi performans alamadığını görüyorduk. Tabii bu bugün asfaltta soğuktu. Oldukça soğuk bir asfalt vardı. Cumartesi günü de böyleydi. Bu da aslında sıralamayı çok etkiledi. Çünkü Ferrari'ler soğuk havalarda lastikleri yeterince iyi kullanamıyor. Imola'da da buna benzer bir durum olmuştu. Bence Mercedes biraz ondan da avantaj sağlamış olabilir. Ama Alpine'lerin arasında çıktı ve geçilmedi. Ne olursa olsun o Mercedes adına önemli bir pozitifti tabii ki de. Bunu diğer Grand Prix'lerde sürdürüp sürdüremeyecekleri oldukça belirleyici olacak aracın akıbeti bakımından. Evet, ama orada bir değinmemiz gereken nokta da bence Sainz'in kötü piti.
Yanılmıyorsam ilk piti 3.7 idi. Yani şu an 17. turdaki pit 3.7 idi. Diğeri 5 saniye civarlarında olması lazım. Russell dediğin gibi Ocon hemen geçerek 4. sırada çıkmış oldu. Ama Sainz bu kötü pitten dolayı 6. sırada pitten çıkmış oldu. Evet. Yani bugün gerçekten iki pilot da pit duvarıyla tam anlamıyla bir mücadele verdi diyebiliriz. Aslında, ya gerçekten yani birinci ıska o tabii. Diğer ıskalara da değineceğiz orada. Ama evet. Yani ben hiç anlamadım. Yani orada Sainz'in önü açıldı Russell girdikten sonra ve Sainz mediumlarla Russell'ı aslında o kadar sıkıştırmamıştı da. Ya ben lastik ömrü olabileceğini öngörmüştüm. Ki Sainz'in de o pitiyle ilgili yani lastiklerin bitmişti gibi bir mesajına veya bir bahsine ben denk gelmedim. Gelen birileri varsa lütfen yorumlara belirsinler tabii ki. Bana o yüzden oldukça garip geldi o pit. Çünkü softlarla aynı aralıkta girmiş oldu. Medium takmasının hiçbir esprisi kalmadı o zaman. Ben onu şey, evet o benim dikkatimi çekmişti. Kendi notlarıma bakıyorum bir yandan da. Başlangıçta bir Hamilton Verstappen mücadelesi olacak gibiydi. Verstappen Hamilton'ı bir iki kez sıkıştırdı ama geçemedi. Ondan sonra pite girdi. Bence bugünün zaten hani sadece yarışı kazananın değil, tam anlamıyla yani sürücüsünden pit duvarına kadar domine eden takımı Red Bull'du. Onlardan çok çok bahsetmemiz lazım. Şu ana kadar hiç bahsetmemiştik. O yüzden böyle yüksekten girip övmek istedim kendilerini. Çünkü bunca süre bahsetmemiş olmamız bizlerin ayıbı. Onlar evet. Yani onlar gerçekten evet. Harika bir yarış geçirdiler. Ferrari kısmına geldiği zaman Ferrari'ye girip Red Bull orada yücelteceğiz. Oraya evet geçiyor. O zaman öyle. Yani aynen sen götür beni o zaman. 20. turda Leclerc'in pit'i oldu ve pit'te herhangi bir sorun yaşamadı. Leclerc konusunda bir sorun yaşamadı. Evet. Tevfik kesildim ben de. Ben devam edeyim o zaman oradan. Tevfik'in bir minik bir bağlantı problemi oldu. Leclerc pit'e girdiğinde aslında şöyle bir şey oldu o kısma dair. Leclerc'in pit'inden önce ben Verstappen'in pit'inden bahsedebilirim. Verstappen Hamilton'ı geçemeyip pit'e girdikten sonra Hamilton da kendi pit'ini yapınca Verstappen onları Hamilton'ın önünde kalmış oldu ve aslında öncelikle Mercedes'i undercut etmeyi başarmış oldu. Red Bull çok başarılı bir undercut yaptı ilk pitlerinde. Onun devamında 24. tur gibi yine pitlerle beraber orada minik bir yine bir Alpine çekişmesi gördük. Alpinler bugün kendi aralarında çekişip başkalarına çok fırsat verdiler. Ricciardo 24. tur sularında da bu sefer Daniel Ricciardo Ocon ve Alonso'nun çekişmesinden yararlanıp onları geçmeyi başarmıştı. Leclerc'in ilk pitinde büyük bir problem yoktu çünkü Verstappen'le çok muhatap olmasına gerek kalmadı ilk piti sırasında ve Leclerc'in ilk stinti de iyi bir stintti. İkinci stinti sırasında da Russell önde kalmayı başardı tabii Sainz kötü pit yaptığından ötürü. Ferrari'ye gelmeyelim ne olur demiş Efe ama ne yazık ki olmuyor. Yani biz de bir gün Ferrari'yi daha çok övmek isterdik herhalde. Bütün motorspor severleri milleti olarak ama yazık ki öyle olmuyor. Ferrari'lerde her neyse orada Russell ve Leclerc'in çekişmesine girersek Leclerc aslında iyi sıkıştırdı Russell'ı. Başlangıçta iyi de bir savunması oldu Russell'ın. Çünkü Ferrari bariz daha hızlı otomobildi. Mediumları taktıktan sonra softlarda olduğu kadar iyi gözükmedi bence Mercedesler. Özellikle George Russell ve Leclerc arayı iyi kapadı. Leclerc arayı kaparken de Russell ona birkaç tur iyi savunma yaptı. Tevfik döndün mü? Merhabalar. Çok özür dilerim. Bir internet bağlantı problemi oldu sanırım. Hiç problem değil. Ben devam edeyim. Ben Russell ve Leclerc'in çekişmesinden bahsediyordum hemen. Tam İstiyorsan biraz harika. Russell'ın savunması ve Leclerc'in girişinden bahsedebiliriz. Ama ben hemen bir Alihan Beydeş'in yorumunu okuyayım. Bugün Ferrari hata yapmasa bile Verstappen'le yarışmak bayağı zor olacakmış zaten. Muhtemelen öyle. Verstappen'in hızı yerindeydi. Red Bull'un pit stratejileri çok isabetliydi. Ama aradaki farkı düşünürsek ve Ferrari'lerin aslında hızlarının kötü olmadığını düşünürsek, kartları geride bırakalım. Hızlarının kötü olmadığını düşünürsek yarışı daha iyi yöneten bir Ferrari bugün kesinlikle kazanabilirdi. Çünkü evet. Yarışın sonunda yine Hamilton'ı biraz öveceğiz, Red Bull'dan yine bahsedeceğiz. Ama Ferrari'ler hız olarak Mercedes'lerden iyilerdi. Yani yarışı iyi yönetmiş olsalar Red Bull'lar onları çok sıkıştırmadan onlar yarışı koparacak noktalara gelebilirlerdi. Ama Russell ve Leclerc'e dönersek Tevfik, sen oradan devam et abi. Verstappen undercut'undan bahsetmiştin sanırım değil mi? Evet. İlk pit'teki undercut'ıyla Hamilton'ı geçmesinden bahsetmiştim. Ve Sainz'in kötü pit'ini almıştık. Evet. Bence artık burada bir Ferrari'nin pit stratejilerine
geçebiliriz diye düşünüyorum. Ferrari aslında bugün gerçekten enteresan bir yönetim şeklindeydi. Şimdi görüntüleri evet. gördüğümüz gibi bu şekilde bir havalarda olabilirler. Tam olarak bilemiyoruz. Sainz evet. ilk pitini 17. turda yapmıştı. Daha sonrasında diğer pitini 48. turda yaptı. Leclerc ise 21. turda bir pit yapmıştı. Daha sonrasında aslında erken denenebilecek bir pit yapılıp 40. turda tekrar bir pit stop yaptılar. Ve asıl enteresan olan ve daha sonra yarış sonunda gördüğümüz kadarıyla Hamilton ve Verstappen'in sebebini anlayamadığı şekilde sert lastikler tercih ettiler. Bundan dolayı Leclerc açık bir yem oldu Verstappen'e ve çok epik bir şekilde iki kere hatta bir kere geçti. Verstappen'in spin atıp tekrardan geçti. Ya yani orada için de çok kötü bir andı. Buna da sebep evet. oldu. Orada şöyle çok iyi yani orada şöyle bir büyük bir tartışma konusu olabilecek durum var. Şimdi bizler yani herkes yarışın başında şunu düşünüyordu. Takımlar bir pit mi gidecek, iki pit mi? Evet. Bence şey orada çok büyük bir ne derler? Referans noktası oldu. Magnussen pitten sonra hard taktı. İlk hard'ı takan pilot galiba Haas'tan Magnussen oldu. Ve evet. herkes bence Magnussen'in sürelerini gözledi. Ve Magnussen hardlarla hiç iyi yapmadı. Bence Magnussen hardlarla iyi yapmadıktan sonra Red Bull'larda, Mercedes'lerde hemen hemen geri kalan bütün grid'de çift pit stopla medium'larla gitmeyi daha makul buldu. Çünkü hardlardan bu pistte hiç performans alamadı. Bunun büyük bir sebebi asfaltın son derece soğuk olması olabilir kesinlikle. O evet. ve hani yağmur hiçbir zaman inter taktıracak kadar olmadı ama sürücüler tarafından ara ara yağmurun çiselendiği bahsedildi. Yani göz ardı edilecek seviyede de değildi. Hatta belki bazı hataları ona bile bağlayabiliriz. Ama neyse. Yani hardlar o yüzden bence çok büyük bir seçenek değildi ve o yüzden ne içeriye giren Red Bull, ne Mercedes, ne McLaren, ne yani Alpine'ler denedi. Göze batan. Alpine denedi. Alfa Romeo denedi. Haas'lar denedi galiba. Alfa Tauri'ler bir şeyler yaptı ama Alfa Tauri zaten hani çok arkadaydı. Yaptıklarının çok da büyük bir yani yarışa etkisi yoktu kaza yapmadıklarından ötürü. Onu o şekilde söyleyebiliriz. Yani evet. Leclerc'in ikinci pitine geliyoruz sanırım burada. Leclerc'in bence o yüzden ikinci pitindeki hardların takılması yani Ferrari kesinlikle mantığa uymayacak bir kumar oynamaya çalıştı. Çünkü eldeki yani gözle görülen şey o eldeki veri bu kumarın o tutmayacağını sana gösteriyordu. Yani bunu mühendisler de biliyormuş. Leclerc yarıştan sonra soruyor hani bu sert lastiğe başa geçen oldu mu? Oldu. Başarılı oldu mu? Olmadı. O zaman niye geçtik? Kendi aramızda konuşuruz diyor daha sonra mühendis. Onlar da bilmiyor sebebini. Abi yani artık buna ne denebilir? Hani o Embiid'in tweet'i gibi yani getirelim Embiid falan yapsın yani mekanikerliği mühendisliğini yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani biliyorduk. Yani. Niye yapmadınız? Vallahi yani artık orada yani bile bile lades demek. Yani şimdi bunu anlatacak gerçekten büyülü kelimelerim veya bunu oturtacak kelimelerim de yok. Çünkü yani Ferrari'nin bu yaptığı benim yine aklımda asla mantığa oturmuyor. Yani görüyorlar. Bence yani, tercihsi Alain Berişli'yle bir tane iyi tempo yapan adam yoktu bugün. Bence Alain tek gerekçemiz şu oluyor. Alain Bey'de işlediği gibi inadına takmış olabilirler. Yani bence bunun ayrıca hiç mantığı yok. O zaman tebrikler. O zaman tebrikler. Yani Red Bull 10. sıradan başladığı yarışı da yine almayı başardı. Yani o zaman tebrikler. Yani ne denebilir bunu bilmiyorum. Bir şeye değinmek istiyorum. Bugünün tek aslında cezası yanılmıyorsam Ricardo'ya çıkmış oldu. Stroll'le bir temas oldu. Stroll'le evet. bir sıkıntı. 5 saniye bir Ricardo ceza aldı. Bu aynı zamanda Ricardo'nun zaten kötü bir şekilde bir süredir devam eden performansına hiç yoktan bir ceza da aslında kazınmış oldu. Ricardo'nun geleceğinde ayrıca bence bir programımıza değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ya ya ona değiniriz. O yani bayağı artık problem yani enteresan bir noktaya geldi hani çünkü kötü gidiyor ama sözleşmesi var ve hani sözleşmedeki bütün inisiyatif Ricardo üzerine. Yani oradan gitmeyecek gibi duruyor. Ama yani orada kalıp böyle yarıştığı her yarışta onun kariyerinde kurmuş olduğu, önceden yaratmış olduğu bütün pozitif şeyleri yıkıyor. Yani ben Daniel Ricciardo'nun buna benzer bir sezonu daha geçirdikten sonra Formula 1'de hiç koltuk bulamayacağını düşünmeye başladım. Evet. Yani aynı zamanda hani karakter olarak, sempati olarak da hepimizi sevdiği bir isim. Hani Grid'in evet. sevilen sempatik çocuğu da diyebiliriz ama hani bu gidişatı maalesef hepimizi üzüyor. Bugün bence değinmemiz evet. gereken başka isim de Hamilton'da. Hamilton'da yine 5 sıra yükselerek yarışta 2. sıraya alarak Mercedes'e 2 kişilik bir podyum yaptırmış oldu.
yayıncıysan dediği gibi diyebilirsin. Şampi diyebiliriz sanırım artık, değil mi Özer? Ya biz demesek de Ferrari dedirtecek ona ya. Onlar kafaya takmışlar. Aynen. Evet. Şey değil. Ya ben bundan önce Twitter'da yazmıştım. Hani Leclerc'in arkasında Ferrari olduğu sürece her zaman bir acabası olacaktır Leclerc'in başarılı olup olamayacağına dair. Yani bize yine bugün bunu göstermiş oldular. Yani sonda Hamilton'a değinebiliriz kesinlikle. Yani Mercedes aslında total olarak bakabiliriz. Bugün pole'den başladılar, iyi götürdüler. Yine tabii Leclerc'e geçildi. Ondan sonrasında Red Bull'ların da performansı kötü değildi. Yani orada total bir Hamilton üzerinden Mercedes atacak olursak bence Hamilton yine kusursuz bir yarış çıkardı. Bugün yani üçüncülük için Sainz'i geçmesi, ardından bence Russell'ı geçmesi de çok iyiydi. Bugün ilk defa pist üzerinde, hani çok Russell tabii ki de çok zorlamadı bence. Ama yine de bugün ilk defa pist üzerinde hakikaten ikisinin de şanslarının birbirine benzer sayılabileceği bir koşulda Hamilton ve Russell çekişmesi görmüş olduk. Bence bundan daha fazlasını gelecek sezon göreceğiz. Ama güzel bir ön izleme oldu. Ben onu da söyleyebilirim. Kesinlikle. Bence de o heyecan verici. Artık Mercedes içerisinde bir rekabet olacak olması bence de artık heyecan verici. Bence evet. Bir değinmemiz gereken nokta da Verstappen'in ilk bir Macaristan galibiyeti oldu. Bu konuya evet. Geldiğimizdir. 2014'te en son Ricciardo almış Red Bull'u. Evet. O günden beri Red Bull'un galibiyeti yokmuş burada. Macaristan'ın genellikle son yıllarda bir Hamilton dominasyonu vardı. Verstappen de ismini yazdırmış oldu buraya. Alpinlerden bahsettik ama Alpinlerin aynı zamanda kendi aralarındaki bir rekabetlerine ayrıca tek pit yaptılar bugün ve 8-9. Sırada bitirdiler. Yani aslında evet. Baktığımızda bu Alpin için iyi bir sonuç diyebiliriz bence, değil mi? Bence şu şekilde düşünelim. Sence şu anda Alpin takım olarak en iyi kaçıncı takım? Alpin şu an takım olarak 4-5 arası diyebilirim sanırım. Bence net 4. Bence McLaren'den daha iyi bir araca sahipler. Yani Norris evet. Onlardan daha iyi sürüyor McLaren'i ama araç kapasitesi olarak bence abi evet, hani şey ya bence Alpine aracı McLaren aracından daha üstün bir araç. Böyle düşünürsek Alpine'lerin Norris'in arkasında bitirdiği her yarış bence onlara büyük bir miktarda eksi yazar ve bugün de sanırsam öyle oldu. Hoş Norris'in şu an kaçıncı bitirdiğini unuttum. Emin değilim o yüzden. Norris, ama aşağıdakileri grid pozisyonunu düşünürsek yine çok iyi olmadı. Yani çünkü iki pozisyon kendi aralarında çatışmaktan kaybettiler. Evet. Hem de bir tanesini düz yarıştıkları araç. Yani Alpine'in yarışı daha çok McLaren'le oluyor pist üzerinde. Bir tanesini McLaren'e yani Ricciardo'ya verdiler. Hani Hamilton'a startta verdikleri pozisyonu geçiyorum. Aynı zamanda 24. tur sularında bir tane de öyle Ricciardo'ya verdiler. Yani düz birebir yarışlarının oldukları aracı kaybetmiş oldular. Onlar açısından evet. Bence puanların gelmesi önemli bir teselli. Ama yani bugün yarış bittikten sonra Alonso bir o konu kenara çekip kardeşim bu savunma neredeydi zamanında? Sen bana bunu aslanlığımızı güzel tuttuk neredeydi? Aynen, yani, sende böyle bir ışık varmış. Bunu benden ne başkalarına yansıt yani Alonso. Hoş kendisi de geçen sene yani acayip bir savunma yapıyordu. Bu sene bu sefer o kadar savunamadı ama hani araçlar değişti. Orada da Alonso reisi çok suçlamamak lazım herhalde. Yine görev düşerse Alonso onu yapacağından hiçbir şekilde bence bir şüphemiz yok. Bunu geçen sene çok güzel göstermişti. Aynı evet zamanda... ama ben geçen seneki bir savunmayı bekliyordum. Evet Alihan Beydeş'in dediği gibi McLaren günden güne düşüyor. Yani aslında bundan bir önceki yarışa iyi bir güncelleme paketi getirmiştim McLaren. Onun daha detayları ortaya çıkar. Ben de daha detaylarını okuyamadım onun. Biraz daha belki performans bulabilirler ama kesinlikle Alpine aralarında bir fark var. Bence Alpine şu an en iyi dördüncü araç pozisyonunda. Ve ondan ötürü yani McLaren'in geçen sezondan bu sezona yaşadığı düşüş hem araç olarak hem de pilot ikilisinin arasındaki performans makası olarak bayağı endişe verici. Yani Alpine geçen sezon ve ondan özür dilerim McLaren geçen sezon ve ondan önceki sezon sahip olduğu yükselen takım trendinden çıkmış gibi duruyor. Bu onlar için iyi bir görüntü değil. Alpine'den bahsettik. Onlar 46 tur attı. Mercedes yine çifte podyum yaptı. Yine Hamilton ikinci, Russell üçüncü oldu. Mercedes çifte podyumu oldu. Tevfik de geri geldi. Hoş evet. Geldi yeniden. Yani onlardan bahsedebiliriz herhalde yavaş yavaş kapanışa giderken. Sonda Bottas bir patladı, kenara çekti. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abi. Bugün Hamilton'ın en hızlı tur puanını aldığına bahsetmiş miydik? Bahsetmemiştik.
İyi yaptın. Evet. Onu da bir artı bir puan olarak hemen bir yazalım ya. Evet, bir artı biri artı bir daha yazalım Hamilton'a. Yani bence bu yarışla beraber yani gitgide şey ihtimali bir artıyor. Yani kış aylarında Mercedes sanki bir tane birincilik koparabilir. Ben buna gitgide evet. Şey yapıyorum. İnanmaya başlıyorum. Yani sonlarda onu söyleyebiliriz. Yani Ferrari yani Red Bull hata yapsa bile Ferrari kazanamıyor. Yani Red Bull bu aksilik oldu. Q3'te 10. bitirdiler. Verstappen Leclerc'i geçti, gitti spin attı. Ona rağmen kazanamadılar. Yani artık herhalde Red Bull'un şey yapması lazım. Verstappen'in finish'e doğru gelip aracı kenara çekip kontağı kapatıp beklemesi gerekiyor yani. Hani ben gerçekten artık Ferrari'ye olan umutsuzluğumu bu şekilde özetleyebilirim diye düşünüyorum kapanışa gitmeden önce. Yani bir de sonda Bottas'ın minik bir arızası oldu. Yine Alfa Romeo'larda evet. Bu tür arızalar çok oluyor. Yani Bottas arayı iyi geçirmiş gibi duruyordu. İşte Tour de France kadınlar bisiklet turnuvasında kız arkadaşının takımında gönüllü olarak çalışmıştı. Oralarda evet. Gördük abiyi. Yani hoştu ama sanırım pist dışındaki eğlencesini pist dışına taşıyamadı Bottas. Onu söyleyebiliriz Evet. Kapanışa gitmeden önce. Kesinlikle. Bugün onun için de şanssız bir son oldu. Ama sosyal hayatını da takip ediyoruz. Gerçekten keyifli ve diğer Formula 1 pilotları gibi ikonik bir hayatı var gerçekten Bottas'ın da. Ve sevilen de bir isim. Bence hani bahsettik ya biraz nefret edilen ve edilmeyen isimler. Bottas'ın çok fazla öyle sevmeyen nefret eden biri yoktu sanırım. Ya Mercedes döneminde şimdi ona memur diyen çoktu. Ona bir şey diyemiyorum. Ama bence şöyle bir şey var. Hani Bottas çok ne bir şahsında münasır bir tip. Bence o bakımdan takdir edilmesi lazım. Çünkü yani Formula 1'de acayip sempatik ve karizmatik insanlar görüyoruz. Ama her biri kalemimi düşürdüm aynı zamanda. Her neyse. Yani her biri Bottas kadar önemli. Eşsiz böyle orijinal karakterler olmuyorlar. Yani bence Bottas'ı evet. O bakımdan takdir etmek lazım. Yani pist içinde yaptıkları yapamadıkları belli. Mercedes dönemini istediğimiz gibi değerlendirebiliriz ama Bottas orijinal birisi. Yani Bottas öyle birinin Formula 1'de olması. Abi evet yani şimdi. Formula 1 tartışmış fotoğraflarını onlarda. Ben burada onun detayına giremiyorum ama yani Bottas deyince herkes hatırlıyordur. Zaten burada videosu da geliyor bisiklet turundaki destekleri. Yani umarım uzun süreler Formula 1'de kalır. Ben bu arada Alfa Romeo'da gayet iyi olduğunu da düşünüyorum. Belki bir ara bir sezon arası değerlendirmesi yapacak olursak daha takımlara değiniriz. Yani ben Bottas'ı kötü bulmuyorum bu sezon. Onu da söyleyebilirim. Kesinlikle. Bence de Alfa Romeo'da beklenen aksine güzel bir çıkış yaptı ve puanlarını toplamaya devam ediyor. Evet. Bir sonraki yarış aslında araya gidiyoruz. Ve bir sonraki yarışımız 28 Ağustos'ta Belçika Grand Prix'si olacak. Onun arasında belki izleyicilerimize sporosfer TV ekranlarında sürprizlerimiz olabilir. Sürpriz konuklarımız veya sezon arası değerlendirmelerimiz olabilir. Bunları zaten size tekrardan Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip ederseniz oralardan duyurusunu yaparız. Eklemek istediğin başka bir şey var mı Özer? Yaz arasıyla beraber kapanışa gitmeden önce benim Formula 1 dışı söylemek istediğim bir şey var. Bugün tam yayına girmeye bir saat kala haberini almıştım. Basketbol severlerin dikkatini çekecek bir haber olacak bu. Boston Celtics efsanesi, bir NBA efsanesi Bill Russell bugün 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ben de büyük bir Celtics hayranı olarak bugün onu onurlandırmak adına kendi Celtics tişörtümle yayına katıldım. Ondan sonra ve kupam da buradaydı. Biraz boğazım ağrıdığından yeşil çay içerek gelmiştim yayına. Yani ben ona minik bir değinmek istedim. Bill Russell'ın haberi yeni geldi. Ruhu şad olsun, çok büyük bir efsaneydi basketbol ve bence spor adına çok örnek bir kişilikti. Bunu söyleyip yayını kapatabiliriz. Evet, böyle ikonik isimlerin vefat etmesi bizi gerçekten çok üzüyor. Dediğin gibi ruhu şad olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel ve keyifli yayındı bence bizim açımızdan. Dediğim gibi bir sonraki Grand Prix 28 Ağustos'ta olacak. Ama ara dönemlerde tekrardan bir değerlendirme veya sürpriz konuklarımız olursa bunların duyurularını da sosyal medya hesaplarımızdan geçmiş oluruz. Çok teşekkür ederim. Sana da ayrıca çok teşekkür ederim yorumların ve güzel sohbetin. Ben teşekkür ederim Tevfik. Takip eden ve yorumda bulunan herkese de buradan teşekkür ediyorum. Yaz arasında yine belki bir sürprizimiz olabilir. Olmazsa da bir sonraki yarışta görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.